Şu an gördüğünüz Warzone 2.0'ın giriş sahnesi. Ben Anıl. Oyunun içeriğini tam olarak görmeyenler için bu videoyu hazırladım. Oyunda neler olacak, gelişmeler ne, üstüne Fortune's Keep ve Rebirth Island kalkacak mı? Bunlara değineceğim. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle şu an El Mazra haritasına bakıyorsunuz. Bu ayın 29'unda Modern Warfare 2 çıkıyor. Ardından 16 Kasım'da bu haritayla buluşacağız. Görmüş olduğunuz Tom Henderson abimiz oyunlar ile alakalı tweetler atıyor. Çeşitli sitelerde yazar. Veri madencileri, yani oyundaki veri dosyalarını inceleyip irdeleyen insanlar. Sızıntıların çoğu böyle oluyor. O gizli dosyaları açığa çıkarak, örneğin DMZ modu gelecek. Escape from Tarkov gibi bir modumuz olacak Warzone 2'de. Bunun bile görevleri sızdırılmış. 30 tane. The Ghost of Hope. Şimdi bu abimiz de şunları söylüyor. Warzone yine güncelleme almaya devam edecek. Fakat ismi Warzone Caldera veya Warzone Legacy olarak devam edecekmiş. Bunun yanı sıra Rebirth Island ve Fortune's Keep'in kaldırılacağını söyledi. Bunların hepsi bir tahmin ama bu haberin arkasında şöyle durumlar var. Bazı oyuncular Caldera'ya oynamıyor Verdansk gittikten sonra. Sadece Rebirth ve Fortune's oynuyorlar. Ve Warzone 2 için de bu haritayı kaldırıp oyuncuları Warzone 2.0'a çekmeyi düşünüyor Activision. Şimdilik böyle bir söylenti var. Bunun sebebi ellerindeki verilere göre büyük ihtimalle oyuncu sayısı çok yüksek ki ben de öyle düşünüyorum. Ama ne kadar doğru olur bunu bilemem. Adam haritayı kaldırırsa illa Warzone 2'ye mi dönecek? Saçma bir argüman. Fakat 2.0 için yine küçük haritalar çıkacaktır. Buna eminim. Veya Rebirth'ün aynısından da yapılabilir. Sadece oyuncuyu çekmek için. Şimdi bu bana çok saçma geldi. Sırf bu yüzden yapmaya çalıştım bu videoyu. Herkes biliyor ki Slide Cancel'ın geri gelmesini istiyorlar. İyi tamam, geri gelsin diyelim. Loot sistemi değişikti Warzone 2'de. Kutuyu açtın mı içinden seçenek olarak alıyordun. Havada hiçbir loot yoktu. Bunun değiştiği söyleniyor. Warzone 2'de Warzone gibi lootlama sistemi getirileceği haberleri var. Bakın kesin bir şey söyleyemiyorum. Şu an resmi herhangi bir açıklama yok. En fazla resmi açıklama PlayStation'dan sonraki gelen beta güncellemesi açıklamasıydı. Ama dediğim gibi böyle sızıntılar ve söylentiler genellikle doğru çıkıyor. Yahu anlamadığım şu. Sen oyunu tamamen Warzone 1'e benzetiyorsun. O zaman niye 2'yi diye çıkarıyorsun ki? Al haritayı. 1'e tasarla, oradan devam edelim. Bir sürü ekipmanınız var, şuyumuz var. Yeni oynanış olmayacaksa. Harita çok büyük. Oyunu bilen önceki oyundan biliyor. İkincide biraz eşitteki durumu, herkes yeniden alışsın sisteme. Slide cancel olayı tamamen geri gelirse çok daha yorucu bir performans sergilememiz gerekiyor. Yani inanılmaz büyük. El Mazra. Senin amacın günde 13 saat oynayanla 2 saat giren adamı bir tutmaksa bu mantık tamamen yanlış. Hiçbir zaman bunu dengeleyemezsin. Yapılacak İki ana yol var bence. Birincisi derecelendirme sistemi, ikincisi oynanış süresine göre. Yani günde 2 saat, 3 saat oynayan adamı en fazla 5 saat oynayan ile. Bunu neden söylüyorum? VPN ile girip kolay lobi aramak isteyenler var. Tribünler sürekli boş kalmasın. İzleyici bunun için izliyor. Amerika lobilerinde kolay adam vuranları izliyorlar gibi düşünüyorlar, geliyor bana. Bunları daha fazla nasıl destekleriz? Bunun dışında Warzone'dan nasıl şikayetler alıyorsan aynısı devam eder. Hiçbir zaman memnun edemezsin her insanı. Önce slide cancel yok. Şimdi olacak mı bilmiyoruz. Lakin değişiklik sadece yere atlama mı olacak mekanik olarak? Ben bunu anlamıyorum. O zaman ben Warzone'dan devam edeyim. O kadar emeğim var işin içinde. Bana bir şeyler vaat etmesi lazım ki 2'ye geçiş yapayım. Caldera illaki duracaktır kesin olarak. Bundan vazgeçmeyecekler. Verdansk'ın geri gelme durumu, bakın 3 veya 4. kez tekrarlıyorum. Farklı videolarda dahil. Çok ama çok uzak ihtimal. Yavaştan oynanışa geçelim. Şu an Gule'yi görüyorsunuz. Bilmediğiniz bir takım arkadaşınız oluyor. 2vs2 atıyorsunuz. Yerden bir anahtar bulursanız onunla beraber kapıdan da çıkış yaparak haritaya geri dönüyorsunuz. Şu izleme kamerasını çok beğenmedim. Adamın eğimini göremiyoruz. Umarım böyle olmaz ya. Nasıl hile olup olmadığını anlayacağız ki. Daha betada bile hile vardı yani. Sen yıl olmuş 2022. Ricochet diye saçma bir anti-chat kullanıyorsun. Rapor sisteminden oyuncu banlanır mı ya bu kadar hızlı? Bilemiyorum. Senin yazılım engelleyici kullanman gerekiyor. VPN'i ve hileyi en rahat böyle engellersin, yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Burada da oyunu kazandığımız zaman haritayı nasıl terk ettiğimizi göreceksiniz. Dediğim gibi loot sistemi sadece yerde var. Hani havada durmuyor Warzone 1 gibi.
Ama bu değişecekmiş. Şu an söylentiler bu yönde. Harita çok ama çok büyük. Sola gözüm yemiyor şu an. Şehir merkezini görüyorsunuz. Yani işin içinden çıkmak imkansız gibi. Takım arkadaşlarınızı hazırlayın eğer oynamayı düşünüyorsanız. Hatta aklımdan geçmiyor değil. 5 kişi bile girilir bu haritaya takımlar olarak. İlk başta perk sistemi çalışmayacak dediler Warzone 2.0'da. Şimdi bunun da getirileceği hemen oyunun başında söylentileri var. Bu bence olmamalı çünkü bu haritada Ghost'un ağır nerf yemesi lazım. Kaldera'da Ghost ilk nerf'ünü yediği zaman çok adım adım yürüseniz bile UAV'de gözüküyordunuz. Bunun geri dönüşünü hemen aldılar. 2 hafta sonra güncellediler. En ufak harekette bile artık UAV'de gözükmüyorsunuz. Şu an böyle Kaldera Warzone'da. Ama burada da aynı sistem devam edecekse yandık ki yandık. Tabii ben şöyle düşünüyorum. Hani hızlı hızlı girip çok çok kill almak. Artık bunun sonlanacağını mı yoksa böyle devam mı edecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Warzone bize bunu alıştırdı. Bu Warzone 2. Ben daha yavaş olmasını biraz isterim açıkçası. Çünkü harita taktik öğeleri fazlasıyla barındırıyor. Tek sorun şu. Buna karar verecekler mi yoksa ilk oyunun izinden mi yürüyecekler? Eğer yürürler ise aynı sorunlar tekrar baş gösterecektir. Bu benim fikrim. Belki siz daha farklı düşünebilirsiniz. Oyunun hızlı olmasını da istiyor olabilirsiniz. Amma ve lakin bu haritada zor gibi geliyor bana. Bu mekaniğe bayıldım. Zip atarken artık ateş edebileceğiz. Çok OP olmuş. Verdans'taki görüş üstünlüğü bu haritada da devam edecektir. Kaldera gibi orman yeşillikten tut güneş ışığı bozuktu. Bu burada olmayacaktır. Yapılar var çünkü. Ve ek olarak şunu da belirteyim. İki plate ile başlıyoruz burada da. Fakat üçüncü plate'i takamıyoruz. Seçili almadığımız sürece. Onu aldıktan sonra üçüncü plate'i takabiliyoruz. Büyük bir artı sağlamış onu elde etmek. Burada görmüş olduğunuz çok harika bir durum var. Fırtınanın daraldığı alanları görüyoruz. İki bölge birbirine geçmiş fakat diğer bölge ayrı bir şekilde duruyor. Artık karar vermek, haritaya bakmak vaktimizi daha çok alacak ve oyun farklı yönlere çekilecek. Önceden herkes alanın sonuna gidip bekliyordu ya. Bu çok da mümkün olamayacak. Bunu beğendim. Bu aslında tutmuş. Adamlar bir yandan da oyunu hani kamplayanlara karşı da bir çare olarak bu sistemi geliştirmiş. Şimdi dikkatinizi şuradaki kaleye çekmenizi istiyorum. Beta'da da botlar vardı biliyorsunuz Ground War haritasında. Buradaki botların sayısını azaltıp ve hareketlerini kısıtlamışlar. Kaldera'ya yeni bir bölge geldiğinde oraya bot atmışlardı veya transit geçişlerdeki bunkerlara, lootlama odalarına. Aynı botlar burada da olacak. Sadece duracaklar, hareket etmeyecekler. Ödül olarak orayı temizlerseniz size loot verecekmiş sağlam veya loadout'unuzu. Bu ikisinden biri. Bu da OP olmuş. Oraları atlayıp erkenden temizlemek bir taktik bakımından iyi seçenek gibi gözüküyor. Asıl olayı anlatmak istediğim şu. Eğer slide cancel'ı kestin mi olay tamamen bir kişinin gidip bir takımı mahvetmesini çok ama çok engelliyor. Bütün bir oyunu değiştirir. Kimse rahat rahat davranamaz. Takım olarak hareket etmek daha işlevsel sonuç verir bence. Slide cancel betadaki gibi olursa aslında daha iyi bence. Warzone gibi değil. Yine hareketini arttırıyor. Mesafeni kat etmen için özellikle veya mermilerden kaçmak için de kullanılıyor. Sadece son bir eğimi alırken bekleme süren var. Warzone'da kadar çevik etken sağlamıyor. Keza gördüğünüz gibi loot drop sistemi olacakmış gibi söylentiler var bu yönde. Ya da silahları bu şekilde satın alacağız. Kendi yaptıklarımızdan bahsediyorum. Böyle çok karışık olmuş. Umarım bunlar hazır silahlardır. Veya bakın çok önemli detay. Yaptığın silahtan da iyi bir performans veriyorsa bunların önemi artar. Sonuçta Battle Royale oynuyoruz. Orada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kendi loadout'undan uzaklaşıp oyunun içinden bir şeyler yapabilmek, PUBG gibi özellikle, bu yöne evrilmiş olabilir. Bu konuda da kararsızlardır, emin olun. Daha vaktimiz var bu konular için. Acaba merak ettiğim hızlı oynayanlar için bir momentum yapmamızı sağlayan durumlar olacak mı? Mesela 3 tane bounty yapıyorum. Daha çok para verip daha hızlı hareket etmemi sağlayabilir. Belki böyle yönden arttırabilirler hızı. Mekanik yönden bir şey yapmayacaklarsa. Fortune Skip ve Rebirth'ün kalkacağına dair endişelerim var. Fakat sonra geri gelir diye düşünüyorum. Bu oyun pandemiden dolayı çok oyuncu kaybetti. İkinci olarak da Verdans gittiği için oyuncu sayısı azaldı. Warzone 2'nin, bakın hepiniz katılacaksınız bana, öyle bir güzel olması lazım ki Warzone 1'den farklı olarak Warzone kitlesi dışında oyuncu çeksin. Onun dışında yine aynı izleyici sayısı, yine aynı oyuncular. Ya bence çok saçma değil mi? Adamlar dedi ki biz uzun ömürlük oyun yapıyoruz diye yola atıldılar. Bundan vazgeçerler mi? Çok emin değilim. Bu yönden gitmeleri gerekiyor zaten. İkinin anlamı yok. İkinin bir anlamı olması lazım. Size anlattıklarım bu durumları anlatıyor. Daha global bir oyun olmak varken niye kendini kısıtlarsın? Çok saçma. Sadece aim assist'ten dolayı oynamayan yüzlerce, binlerce insan var. Belki milyonlarca. Ki haklı bir isyan. Dediğim gibi platform ayrılırsa
daha bir güzel olur oyun. Ama unutmayın, çok ama çok zor olacaktır. Klavye mouse oyuncuları istikrarlıdır, inatçıdır. E şu anda FOV'dan dolayı da bir fark kalmadı. Sanki herkes 3090, 4090 Ti varmış da FPS'iniz yüksek bilgisayara. Laf atma gibi durumları olmayacak. Zaten şu an Xbox son serileri veya PlayStation benden daha iyi FPS alıyordur. Bu argüman çürüyor tamamen. Bu konuda düşünüyorlar mı? Çok ümitsizim. Şimdilik söyleyecek çok fazla sözüm yok. Eğer yanlış veya eksik bilgi söylediysem lütfen yazın, sabitlerim onu. Şu an bile bakıyorum, hani hiçbir resmi açıklama yok. Umarım her şey güzel olur. Ek olarak affınıza sığınarak şunu belirteyim. Call of Duty beta olarak en büyük oyuncu sayısına ulaştı. Keza gördüğünüz gibi mobil de öyle. Ön kayıtlarda 5, 10, 15 milyonlarda bu ödülleri alıyorsunuz. Mobil için bahsediyorum. Zaten beta'da aldığımız ödüller bu şekilde. Ve 28 Ekim'de çıkacak oyundan bir hafta önce erken erişim alanlar oyunu oynayabilecek. 16 Kasım'da da bu resmi açıklama Warzone 2'yi ücretsiz olarak oynayabilecekler. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı hafta sonları diliyorum. İyi günler.